O çok enteresan. Enteresan bir his ya bu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Şimdi İstanbul'dan kaç yaşı Molo'da mı şu anda? Serüven devam. Bizi gibi izliyoruz siz ya. Severek izlediğimiz bir ailesi. Allah. Oluyor yanımızda oluyor gerçekten. Gelin bakalım. Teşekkür ederiz bakalım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, yaklaşık 11 saattir yoldayız ve Muğla'ya gelmeye çalışıyoruz. Tabii iki çocukla birlikte hareket etmek biraz zor oluyor. Her yerde durarak, bol bol bez değiştirerek, onlara mama hazırlayarak, kusmamaları için dinlendirterek gibi. Nihayet 2 gibi çıkmıştık işte. Aslında 2 gibi geldik, 12 saat oldu sayılır. Son bir 10-15 dakikamız, biraz da geç kaldık aslında. Tabii bugün ne yapacağız? Bugün Egeda'ya katılacağız. Bir gördüm, ne kadar sevindim ya. O kadar teşekkür. Uzun kilometreler, o kadar. Davet için çok teşekkür ama ederiz baştan. Ama böyle bir günlük görmüş gibi oldum ama gerçekten böyle. Muratcan'ın biliyorsunuz bu Ege'deki, Muğla'daki YouTuber'larla oluşturduğu bir güç birliği, dayanışma var Egeday. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. Bizim de uzaktan böyle takip edip imrendiğimiz bir şeydi. Kısmet oldu. Bugün biz de dahil olacağız inşallah. Bir yandan da görüyorum şimdi hikayelerde filan. Gayet böyle güzel bir piknik alanındalar. Biz de sabırsızlıkla oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Biz zaten Kaan'la görüşmek için Muğla'ya gelecektik ama Egeday işin yani böyle yanında şey katmerlisi gibi oldu. Sürpriz oldu. Sürpriz tatlısı oldu. Evet, süper oldu yani. Bu her yeri ısıtıyor. Buraya kapatalım. Mantıklı. Isıda bir sıkıntı yok. Buranın tek sıkıntısı serinleme. Onu artık nasıl yaparız bilmiyorum. Buraya yatak odası. Şimdi o organizasyon için gerçekten böyle heyecanlıyım. Tanışmak istiyorum insanlarla. Bir şekilde takip ettiğim insanlarda şimdi yüz yüze görüşecek olmak, birebir tanışacak olmak heyecanlandırıyor beni. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher paşa. Gelelim bu güzel organizasyonun evet. Kurucusuna. Evet, sizi gördüm. Ne kadar sevindim ya. O kadar uzun kilometreler, o kadar. Davet için çok teşekkür ederiz baştan. Ama böyle bir günlük görmüş gibi oldum ama gerçekten böyle. Hep çünkü... Biz de öyle şimdi dolaşırken, biz herkesi izliyoruz. Siz şimdi yine burada tanışıyorsunuz. Biz kimseyle tanışmadığımız için. Hem tanıyoruz hem tanımıyoruz. O çok enteresan. Enteresan bir his ya o. Evet, evet. Ben de bu cehennem gibi yürek olmazsa... Ben de gelir rüzgar gibi hasret olmazsa, bir de cana can katan o sevdam olmazsa, sevdam olmazsa. Ah, ah. Terliklerini nerede çıkarttın gene sen? Ha, bakıyorsun öyle etrafa. Bir gün misafirim olun dedin de. Şimdi inşaat aşamasındayız biz, tamam mı? Bu bir tecrübe. Aslında burada anlatmak istediğim, buradaki birlik beraberliğin sonucunda elde ettiğim faydayı ben size anlatacağım. Canlı şahit olarak siz canlı şahit olacaksınız kendiniz. Şimdi Murat sayesinde ben buraya geldim bir şekilde. Hasbelkader buluştuk, anlaştık, iyi anlaşıyoruz. İyi bir ekip olduk, daha büyük bir ekip olduk. Ama bu esnada ben Murat sayesinde bir sürü kişiyi tanıdım. Çok kişi tanıdım. 10 yılda elde edeceğim ağ, yani bağlantıları 1-1,5 yılda elde ettim. 10 yılda elde edemezdim belki de, bilmiyorum ama bunu dile getireyim istedim. Bu çok değerli.
mı? Tam keyif ya. Yaşıyorsun şu hayatı demin ya. Şu üç günlük dünyayı sen yaşıyorsun. Bugün bir ara birinin kucağındaydı. O hatırlamıyorum yani. O geldi benim yanımda gördüm. Şuralar falan var çamur böyle. Ay. Ağzım ağzım görsen var ya. Niye bugün coştu coştu. Ama çok sağlam enerji attı. İkiniz tam bir böyle ikilisiniz yani. Hareketleri niye dişlerini göstersene. Nerede olduğunu yavrum benim. Nerede olduğunu farkında mısın sen? Sabah bir uyanacaksın, doğacak güneşin Muğla'da. Muğla'da. Böyle kahve mi yaptın? Evet. Ay çok elinize teşekkür sağ ederiz. Sağ ellerine sağlık. Evet, ilk geldiniz Muğla'ya. Vallahi biz sevdik burayı. Hisler evet, falan nasıl, farklılıklar neye yakınsınız? Nasıl bir durumunuz var? Az önce konuşmuştuk, onu tekrarlamak lazım. Geldiğimizden beri 10 kişi gelip bizde kalabilirsiniz diye sordu. Kalır mısınız diye sordu değil mi? Kalır mısınız? İşte ilk sen söyledin hani olur mu öyle şey, hani gelin bende kalırsınız ne çadırı diye. Tarık abi bir sohbet ettik. Gitti sonra geri döndü. Deniz hani kalacak ya, yeriniz var mı? Hani, uzaktan geldiğinizi biliyorlar. Yani uzaktan bak geldi böyle bir beni kenara aldı. Bak dedi kalacak yerin var mı? Nerede kalacaksınız? Dedim böyle böyle işte Murat bizi çağırdı. Tamam o zaman dedi gitti. Kaç tane abone davet etti biliyorsunuz zaten. Gelmeden önce de biri. Tabii gelmeden önce de hatta abonelerden biri oradaydı. Dur çok iyi yani. Evet. Yani çok güzel bir şey bu, o sıcaklığı hissetmek. Bunda video çekmek ay, bir şey görmüş. Ay dede. Ayı görmüş dede diyor. Ay dede. Şimdi yarın eve bakmaya gidiyorsunuz. Yarın eve evet, bakmaya gidiyoruz. Kaan'la bugün konuştuk. Heyecan dorukta. Ya yerini ben tam bilmediğim için. Biz de tam bilmiyoruz. Şu an bir şey söyleyemiyorum hani yer tam neresi. Ama hani Kaan demiş ya Marmaris'e 15 kilometre falan diye. Akyaka'ya yakın dedi. Marmaris'e 15 kilometre işte. O Marmaris yolunda bir yerde artık Çam'da mı şeyde mi tam bilemiyorum şu anda. Ben yarın, de bakarım yarın. Yani sabah konum gelecek. Aynen konum gelince zaten gideceğiz. Sana da bir ama hani şöyle bir %51-49 nereye yakınsınız? Yani nasıl bir şey, bir hissiniz var yani? Gönlümüz burada bakıyorsun gibi. Gönlümüz Muğla'dan yana. Kalbim Ege'de kaldı. Yani Ege'yi seviyoruz. Hani Ege konuşuyoruz hep, sevdiğimiz bir yer. Yani bu da bir şans gibi oldu bir taraftan. Geçen seninle telefonda konuşurken sen dedin ya ayın 5'inde Kaan'la eve bakmak için görüşeceğiz. Ama biz şöyle düşündük. Bizim Ege'de ait toplantımız var ya dedin ya. O sahiplenme çok değerli yani. Evet kesinlikle. Çok değerli. Onun için erken geldik evet, zaten hani. Ama bak. Ki biz çadırımızı falan alıp çadırda kalacağız diye hani şöyle geldik. Allah korusun. Mücadele ettim onun için. Hatta şöyle bir şey oldu. Şimdi tabii senin de bilmediğin taraf. Bizim ilk araba kiraladığımız yer. Dün bize dedi ki abi kusura güzel bakma araba gelmedi. Araba yok. Yani pazartesi aracı alabilirsin. Biz deli gibi araba aramaya başladık. Yani kaç kişiyi aradık, ne yaptık? Araba da yok. En son atıyorum oradan 10 liraya aldığımız şeyi başka yerden hani 15-20 liraya bularak bugün gelmek için geldik. Yani bir gün daha, bir iki gün sonra ayarlayabiliriz yani daha. Yani şöyle mi? Mesela benim ilk arabayı ayarladığım yer şeydi, sınırsız kilometre veriyordu sana. Yani işte günlük belli bir kirası vardı aracın. Hmm. Burası hem o kirayı alıyor hem de kilometre başına da bir para alıyor. Öyle mi? Ya vallahi güzeldi. Çok da güzel geçti. Yoğun, dolu dolu, çok hareketli bir gündü. Yani kalabalık bebekler fırsat verdikçe. Üstündeydi. Ben şeyi de yani herkes şey tanıyordu hemen hemen bizi. Herkes izliyormuş yani hani çoğu. İnsanlar birbirine de çok dedi, şeydi yani. Şöyle çoğu hani kişi diyor ki şey diyor. İzlediğim kişilerin içindeyim. Filmde gibi hissediyorum. Filmde gibi hissediyorum kendimi. Evet. Ya da o YouTube'un içinde gibi hissediyorum. Şimdi Tarık abi de şey şimdi geldi. Ben Tarık abi tanıyorum hani. Tamam videolara yorum yapıyorlar onlar da arada evet, sırada. Onlar da biliyor ama şimdi Esin abla mı biliyor, Tarık abi mi biliyor? Onu bilmiyorsun. Hani, onu bilmiyorsun hani hangisi orada. İşte Tarık abi bir işte elimi sıktı, ben de elini sıktım abi dedim. İşte severek izliyoruz falan. Aa dedi sesinden tanıdım dedi, daha farklı duruyorsun. Hani, abi sen zayıf durdun ha, ben bayağıdır evet kilolu gözüküyorsun şeyde. Evet. Abi daha kilolu duruyorum yani değil mi? Hani, ay kamera gösteriyor. Kiloluyum zaten. Kamera 5 kilo kırıyor. Ama kamera bir ekstra katıyor. Evet, değil mi? O kadar değil. Bana değil da mi? Bana yok, da kamera değil, sen katıyor. Zayıfsın. Sen de kamera biraz kamera daha öyle gösteriyor. Bence kamera de bizim ben gatlar gösteriyor. Seril de şey diyor, normalde diyor hani videolarda biraz bakımsız duruyorsun, gelince daha bakımlı gözüküyorsun. Köye göçtük, Gari ile de çok tanışmak isterdik. Keşke gelebilselerdi. Onların işleri var, çalışıyorlardı. Hani Esin abla da hastaymış galiba. Hani onunla da
tanışmak isterdik aktörümü. En azından Tarık abiyi gördük. Çünkü onları konuşmuştuk aramızda. Hani evet. Gelirken hepsiyle görüşeceğiz. Hepsiyle görüşeceğiz diye. Kısmet ya. Bu kadarı. Belki kısmet. Bakarsın buralarda oluruz. Bakarsın buralar bizim de memleketimiz olur. Yani belli mi olur? Aynen. Sonra bakarsın bu kadar zorlanmayız yani. İzlediğimiz insanlarla tanışmakta. Ama gerçekten güzel. Sürekli takip ettiğin, izlediğin birini hani gerçekleri görebilmek hakikaten farklı bir duygu. Çok özel bir şey yani. Ya bugün bir de şey çok hoşuma ya. Gitti ya. Kim ne yapmışsa böyle ikram etti ya bir dolandırdı ya bir tur. Şey yediniz mi? Kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması. Değil mi? Harika çok güzeldi. Yani. Evet. Evet. Son videoda vardı ya komşuluğu, birliği istiyoruz. İşte böyle bir şey evet. Dediğimiz. Hani tanımasan da hani tanıyormuş gibi birden samimi olabilmek, bir şeyleri paylaşabilmek. Sana bir şey gelmesi, senin bir şey vermen. Hani ve bunu samimi olması. Ha, bu samimi evet, olması. Evet. Hani maddi bir şey ya da şey değil. Hani bu daha çok manevi bir şey. Tabii canım ya. İnsana insan lazım her zaman ama yani aynı frekansta, aynı hayat arayışındaki kişilerin bir yerde yolla, tanımadıkları bir yerde yolların kesişmesi ve sosyalitesinin nirvana'da olması. Eğlenceli ve kolay olarak hayatını devam ettirebilmesi. Zaten bu değil mi birinci hayatından ikinci hayatına geçtiğinde aradığı ve istediği şey? Ya bir de şey de beni çok yoruyor ya, anlamak, anlaşılmak gerçekten önemli. Onun için de işte benzer yakın frekanslarda olmak ya da aynı frekansta olmak gerçekten önemli. Çünkü şey beni çok yoruyor. Ya öyle demek istemedim aslında. Evet, hani bunu yaparken o kadar ben yoruluyorum ki. Yani yapma, artık bir yerde böyle zorlanıp tamam nasıl istiyorsanız öyle. Ama şimdi yani şey var. Siz öyle burada bu çoğunluğun diye. İçindesiniz. Evet. Biz orada o çoğunluğun içindeyiz. Buradaki konu şey değil. Bizim çoğunluğumuz kötü, sizin çoğunluğunuz kötü ya da iyi anlamında değil. Farklı. Siz buradaki o çoğunluğun bir parçası olabilmişsiniz ve hani burada bir bütün var. Biz oradaki o çoğunluğun parçası olamıyoruz. O yüzden ifade etme gereği duyuyorsun her zaman. Bir ara Facebook'ta kullandığım bir kapak fotoğrafı vardı. Bir sarımsak, bir baş sarımsağın bir tanesi, bir diş çıkartılmış ve yerine mandalina dilimi konmuş. Tamam. Yerine de çok şey güzel anlatıyor. Oturmuş. Evet. Diyor ki bir yere uygun olman, yani oraya ait olduğunu göstermez. Bravo. Tamam oturdun, uyum sağladın ama aslında oraya ait değilsin. Yani değil. Orada sen kendin gibi davranamazsın. Sarımsak gibi davranman lazım. Nasıl bir şey yani? Düşünsene mandalina kokusunu düşün de sarımsak kokusunu düşün. Evet yani. Mandalinasına da sarımsak gibi davranmazsın. O yüzden... Yani olay o. Yoksa biri iyidir, biri kötüdür. Tabii ki değil yani. Yoksa sarımsak da güzel, mandalina da güzel. Aynen öyle. Şimdi İstanbul'dan kaçış Muğla'da mı şu anda? Serüven devam. Bizi gibi izliyoruz siz ya. Severek izlediğimiz bir ailesi. Alt başlık Sakarya'dan kaçış. Devam ediyor. Öyle öyle devam ediyor. Bunlar sürekli bir yerden kaçıyor. Nereden kaçacak? Kaçıyor sürekli bir yerden. Sıradaki kaçış hikayesi. Aslında o kaçış aynı kaçış. Aynı kaçış? Aynı kaçış. Başlık. Kaçılan yer değişiyor ama şimdi burada da hani İstanbul kötü, biz İstanbul'dan kaçıyoruz değil de. Yok, İstanbul seviyorum ya. İstanbul sevdiğim. Yine bir şey var ha. Bir savunma var bak. Yine bir aynı duygu yani. E tabii. Ya, ifade etme var yani. Evet. Ama böyle değil. Zorundayız ama yani. Ama anlaşış yanlış anlaşılıyor. Şimdi o İstanbul'dan kaçtığımız o samimiyetsizlikti. Biz o samimiyetsizlikten aslında kaçmaya devam ediyoruz. O içinde kendimize ait hissetmediğimiz, parçası olamadığımız bir düzenden kaçıştı. E burada yine o kaçış aslında devam ediyor. O parça böyle Lego gibi yerine oturur. Hani ah tamam İnşallah burası kendi ait seçeceğimiz. Tamam bu parça olacak. Burasıymış diyebileceğim bir yer olur. Ya İstanbul'da ben orada yaşarken bir tane arkadaşım mesela daireler atıyorum işte o zaman 200 bin lirayken 500 bin lira verdi. Güvenlikli, özellikli, kendine has özelliği olan bir siteden daire aldı. Bilmiyorum o 300 bin lira fazla verdiğini. 200 bin lira da başına sokacak bir yer bulamaz mıydı? Bulurdu. Ama bazı öncelikleri vardı. O öncelikleri kıymet göstererek orayı seçti. Ben burada yaşayacağım dedi. Şimdi insanların o gösterdiği o öncelikler ne onu bilirse evet. Tamam ben buna fazla para veririm veya buna şu fedakarlığı yapabilirim. Buna haddinden fazla şu sabrı gösterebilirim diyebilir. Şimdi siz de tam bu karar aşamasındayken biz neye önem veriyoruz? İnsana mı önem veriyoruz? Buraya gelirsek ne kazanacağız? Sosyalliğimiz bizim için değerli bir şey mi? Gibi böyle bir sürü artık şeyi değerlendirince evet. Net karar ya şimdi çıkıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim.
benim ne istediğim konusu çok karmaşık. Çünkü birçok şey isteyebiliyorum. Birçok şeye uyumlanabiliyorum ve hiç sorun çıkartmıyorum. Genelde uyumlu biriyim. Yani benim ne istediğim değil de ne istemediğimi netleştirmem gerekiyor. Ne istemediğim konusunda daha netim. Evet, öyle ne mi? İstemediğimi biliyorum. Tamam, bu çok güzel yani, bir şey aslında. Ne istediğim ama bir sürü şey isteyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim, bir sitede de oturmak istedik ve oturduk. Yani orada da iyiydi. Sonra biz mahalle kültürü, site olmasın, mahalle ortamı olsun dedik. Onu da istedik, onu da sevdik. Ama dediğim gibi ne istemediğimi biliyorum, ne istemiyorum. Az temasın olduğu, az insan temasın olduğu yer istemiyorum artık. Sosyalleşmek istiyorum ama sosyalleşmekten kastım işte akşam muhakkak benim çok işlek ışıl ışıl bir caddede yürümem değil. Gerekiyor değil. Kaliteli yoksa sohbetler. Evet. Yoksa Taksim'de yaşayan Beyoğlu'nda yaşayan insanları da anlıyorum. O da bir tercih ama benlik bir şey değil. Mesela onu istemediğimi biliyorum. Sıcak sohbetin olduğu ortamları evet, arıyoruz. Çok gürültülü ortam istemiyorum. Evet. Çok hani müzik sesinin çok olduğu bir ortam istemiyorum. Ya oraya geldiğimde hiç hayal etmediğim şeyle karşılaştım şu anda. Sakarya'ya geldim. Bir aile çekiyorum. Hatırlıyor musun? Orada demiştim yani hiç alışık olmadığım bir yerde olduğum için kendimi evet, rahat hissetmiyorum şu an demiştim. Ama sonra girdik sizin samimiyetinizle. Çok rahat bir şekilde video yaptık ama şu anda balkonda, ortacada oturuyoruz yani. Ne kadar enteresan. Hayat gerçekten çok enteresan. Yani. Dünya insan ufak oldu diyorsun ya aslında. Dünya ne kadar ufak. Bu kadar ufak. Evet. Tekrar bir araya hemen getiriyor. Ama yine frekans meselesi ya. Yani o uyumlanmayı, o aynı frekansta olma durumunu yaşıyor olmasak aynen, ne sen davet ederdin bugün ne de biz gelecek şeyi bulabilirdik yani. İsteğimiz, hevesimiz, heyecanımızdaki o sıcaklıktı zaten. Biri de yani hani gene senin varlığında aslında. Çünkü bizim ilk kontağımız seninle. Yani birebir de realde tanıdığımız sen varsın orada. İşte mesela demin dedik işte Akköy Mahla tanışmak istiyorduk. İşte köye göçtük Gale tanışmak istiyorduk ama tek tanıştığımız sendin. Hani evet, senle diyaloğumuz vardı ve biz hani şimdi videolardan sonra da hani bizi geldin çektin tamam ondan sonra ilk konuşmamız değil. Yani evet, arada evet, birbirimizi aradık. Senle ilgili bir şey oldu, beni aradın, benle ilgili bir şey oldu, aynen, seni aradım, öyle, hastalık oldu, aradın, geçmiş evet, olsun dedin. Evet, yani bir şekilde iletişimimiz devam etti. Yani onun neticesinde zaten buraya geldi. Evet. Bu karşılıklı aslında senin mesela, de istemem, benim de istemem neticesinde oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Mesela hadi tamam Murat'la bir kere tanıştık, işte bir video çektik, bir şey yaptık, güzeldi, bir kontak kuruldu, konuştuk ama mesela Melek'le hiç konuşmamıştı. Evet. Hiç yazmasa da neden yazmadı diye bir beklentiye de girmezdim. Ama o kadar kıymetli ha, ki onun bana yine hani geçmiş olsun veya da nasıl diye sorması. Yani bilmiyorum çok özel şeyler. Ya yani bu bağ her zaman kurulmuyor. Şaka mı kadar bir kötü bir hafta geçirdiniz ya. Yani ama tabii bunlar içinde yaşanacakmış yani. Senin hastanedeki canlı yayın aklıma geliyor. Ay. Sen aylık kafadasın. Bir kafa karışık. Sen abi bir de esas orada ne oldu biliyor musun? Bir şeyler canlı yayına cevap vermeye çalışıyorsun. Ay, şimdi çocuk fena çıktı. Çocuğu çıkar. Her şey çok güzel dediler. Ben Filiz çıksın diye bekliyorum. Hani Filiz çıksın yukarıya gideceğim. Şimdi bir taraftan da elimde kamera. Hani Filiz'in ilk çıkışını evet, çekeceğim. Çünkü her şey çok güzel. Filiz tam çıkacak. Beni yukarıdan doktor çağırdı. Şimdi ben doktorun beni niye çağırdığını da anlamadım. Bir taraftan gideceğim, bir taraftan dur Filiz çıksın falan. Sonra çocuk ile ilgili bir durum var deyince tabii ben birden hani her şeyi bırakıp yukarıya evet, koştum. Şimdi doktor bana daha olumsuz konuştu. Şimdi Filiz'e o kadar konuşmadı. Dedi ki bana, ben dedi şimdi sana bir şeyler söyleyeceğim ama dedi karına bunları söyleyemem. Çünkü hani sütü kesilsin istemeyiz şu an. Dedi acil bir durum var. Evet. Hani böyle tam dillendirmek istemiyorum aha, tekrar. Böyle bana çok ciddi bir şey çizdi. Evet. Ben aşağı indim tekrar hani Filiz'i şimdi çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Filiz'e ne diyeceğim? Şimdi çıkacak. Bir evet, sürü şey düşünüyorum. Evet. Şimdi diyorum ki bir gün önce uyumadık biz heyecandan. Şimdi narkozun etkisi de var. Zaten akşama kadar hani o hani kafa böyle Leyla devam eder. Hani narkozdan çıkacak, uyuyacak, uyanacak. Akşama kadar da çocuğu bize verirler herhalde diyorum. Onun evet, şeyini kuruyorum. Yine kafasında bir mucize hayal diyor Deniz. Aslında doktor öyle bir şey olmayacağını net bir şekilde söylemiş ama Deniz öyle ha, belki de verecekler. Evet. İstediği onu umut ettiği için. Şimdi kamerayı falan bıraktım zaten. Hani oradan mı? İstek mistek her şey bitti. Hani öyle bir artık durum yok yani ortada. Ay, ben Filiz'in yanındayım. Filiz böyle yavaş yavaş ayılıyor. Şimdi habire bana soruyor bebek nerede getirdiler mi? Diyorum dur yıkıyorlarmış. Dur şöyleymiş. Dur böyleymiş. Ay, nasıl çağırıyorsun? Dışarı çıkıyorum böyle bir değişik oluyorum. Ya ne yapacağım diyorum hani kimi arasam gelse bir şey mi olsa şu anneleri orada hani ne yapacağım yani. O çaresizlik çok enteresandı. Neyse bir tane densiz oradaki
muhasebeci mi artık, hasta bakıcı mı, tam ne oldu belli olmayanlar oluyor ya. Geri kalan çok iyiydi. Biz de çok iyi ilgileniyordu. İçeri girdi. Filiz uyuyor. Ya çocuğunuz yoğun bakımda ya dedi. Şeye gelip, muhasebeye gelip dedi, işte bir şeyleri dedi doldurmanız gerekiyor dedi. Eyvah. Filiz zaten ayağı zıpladı. Hani ortadan ikiye bölünmüş bir kadın. Düşün. Hani birden odasına giriyorsun. Döndüm. Ne yaptın sen ya dedim hani. Haberi yok muydu? Özür dilerim dedi. Çekti kapıyı gitti. Bu kadar. Biz bize kaldık. Bu kadar. Biz bize kaldık. Filiz bana hani döndü. Ne oldu? Ya dedim bir şey yok. Merak etme. Hani böyle böyle çok kilolu olduğu için işte küveze almışlar falan filan. Çevirmeye çalışıyorum. O da işte o durumda da benim psikolojim hep ne oluyor biliyor musun Murat? Bilmiyorum neden. Hep daha kötüsünü düşünüyorum. Bir de şey var. Ailenin pimpiriklisi zaten benim elim ayağım titriyor. O daha fena. Hani, evet. Onu da belli etmemeye çalışıyorum. Beni kim tesellisin? Benim tansiyonum çıkıyor iniyor çıkıyor. Düşüp bayılacağım zaten hani o haldeyim. İçimde böyle bir fil züccaciye dükkanına giriyor gibi bir şey var yani. Şangırçım bu içi. Evet. Hani ya Filiz bir şey yokmuş diyorum. Şimdi onu derken de sesim titremesi, elim titremesi. Geçiyor ona. Hani şimdi hareket edeceğim bir şey yapıyorum. Aslında elim böyle böyle gidiyor ama hani dur onu görmeden nasıl olur vesaire. Ben o konularda çok hassasımdır çünkü. Filiz daha vallahi bir haftaydı ama bir hafta gibi değildi ya. Nedir? Gerçekten zordu. Yani ya. Akşam eve gidiyorsun. Sütünün kesilmemesi lazım. İşte onu şey yapıyorsun, yatıyorsun. Uyuyacaksın ama nerede uyuyorsun? Kapıyorsun gözünü. Abuk sabuk şeyler geliyor gidiyor. Zordu ya gerçekten. Bunu şeyde de söyledim bizim videolardan birinde. Bir şey için kesin gözüyle baktığımda evet. Hayat benim karşıma böyle bir sınav getiriyor yani. Hep ne bunu yaşadım. Biz ilk videoya girerken dedik ki bu pusetle bak, getirdik hemen çıkıp gideceğiz. Ben diyorum abi de evet. Benim sınavımdır yani bu. Ben mesela şimdi sana geleceğiz diye niyetlendik ya biz işte bu işte pikniğe geleceğiz vesaire işte veyahut da Muğla'ya geleceğiz. Diyorum inşallah de Deniz. İnşallah de nasipse geleceğiz de. Nasipse, çünkü benim var böyle bir şeyim. Videoya girerken diyorum ki ben Deniz bak şimdi pusetimiz boşama dönerken işte bebeğimiz olacak. Çıkarken pusetimiz dolu olacak. Odaya giriyoruz Deniz diyorum bak bebeğimizi ilk bu beşiğin içine koyacaklar yanımıza. Bak buna koyacaklar babası. Hiçbiri olmadı. Beşik de kırık geldi bir ara. Yani ha şey. Kargo mu? Ha evet o ayrı da şeydekin diyorum. Deniz atacağız çok güzel beşik çıkmadı beşik. Evet ha. Şeyde mesela. Yaptık ama. Yaptın tabii. Tamir edelim. Bir de böyle azimle yani zorlayıp. Sen şimdi şey yaptın. Açtınız ya. Yok. Sen dedin ki ya işte kırdılar 3500 lira çalışan kargocular falan. Sen ödemedin mi? Yani ben öyle düşünüyorum yani. Şimdi maaş alanı. Senin kargonu mu düşünecek? Tamam, ne sen, var bilmiyorum. Sen de çok rahatsın diyorsun ki yapar hallederiz. Ama ben bunu yapacağım falan diyorsun ya. Hiç benim elime hayatta gelmez yani. Ben diyorum. Yok Deniz gerçekten çok becerikli ya. Abi bana yeterli malzemeyi ver. Şey değil. Herhangi bir şey koymuyorum. Ne istiyorsan. Siz şimdi evet. Dilara ablanın onu da analım buradan. Evini tutarsanız böyle sonuçlanırsa sana şimdi ben 24 tane palet verdiğim zaman sen 1+1 ev daha dikersin. Yaparım tabii yapabilirim. Hemen yanına dikersin. Ya. Ağaç ev bir şey. Ya. Küçükken yapmıştım da vardır bizim. Paletler 20 lira burada söyleyeyim. Bilginiz olsun bu arada. Çok iyiymiş. 20 tabii. Sen Ayçiçeği çiftliği Gökhan abi yaptı. Kümes yaptı. Evet kendi. Kızı Sude ne demiş biliyor musun? Niye benim odam küçük demiş. Tavuklara bu kadar büyük yaptı. 20 liraysa ben bol bol alırım yaparım var çünkü... Lego gibi bir şey her şey yapılıyor. Her evet çok seviyor her şeyi ya. Yapıyorsun. Deniz çok... baya keyif alıyor bir de bu tip yapılıyor. Abi benim bu da nerede başladı biliyor musun? Hani belki yaşlar yetişiyordur. Kenex diye bir oyuncak vardı. Hatırlarsın. Böyle Lego gibi ama daha farklı. Böyle birbirine bir takılıyor geçiyordu. Lego gibi tam oturmuyor da. İsmini getiremedim. Abi ben bu oyuncağı istedim bana almadılar çok pahalı diye. Cips kutusundan böyle 7 tane cips kutusunu verince 5 parça böyle hediye gönderilen bir şey vardı. Ben tüm okulu örgütledim. Herkes her gün yediği tüm cips paketlerini bana getiriyor. Ben onunla işte o parçaları alıyorum. En son ben de bayağı bir böyle birikti bir şeyler yapılacak ama her parçadan yok. Hani hep bir yöntemle o parça yerine geçebilecek bir şey yapman gerekiyor. Hani o şeylerle oynarken. Ve benim çocukluğum hani buna çözüm üreterek geçti. Evet. Hani onun bu konuda çok bana fayda sağladığını düşünüyorum. Parça mı eksik? Tamam dur şurasını hemen böyle yaparız. Buradan bunu çakarım. Bunu çeviririmi yapabiliyorum o yüzden. İşte o da şu andaki çıkan sorunları çözüm bulmanı kolaylaştırıyor evet. Yani. O sen bütün motorları çalıştırmışsın. Benim öyle bir hayatımda öyle bir
zorunlu dürtüm olmadı hiç yani. Geldik, Muratcan'ın misafir olduk. Melek Hanım bizi çok güzel ağırladı. Kendi evimizde gibi hissettik. Ben kendi evimden bile rahattım. Çok güzeldi bizim için. İnşallah biz de yakın zamanda sevgili Murat'la işini bekliyoruz. Biz de keyif aldık. Şöyle arkadaşlar, şurası Muratcan'ın meşhur evi. Evet. Yan tarafında balkon var. Neler neler konuşuldu diye. Değil mi? Arka balkonda. Gerçekten çok değerlendirmesi yapıldı. Evet. Falan gerçekten falan. Çok teşekkür ederiz. Şaka bir yana çok keyif aldık, çok eğlendik ve buraya hani gelme isteğimiz arttı. Şöyle arttı. Tabii burada Murat o konuda çünkü çok aslında bir taraftan hassas. İnsanları yanlış yönlendirip daha sonra onların hayatlarını, değil mi abi, çok kötü hale getirecek şeyler yapmasını istemiyor. Bu yüzden çok ince eleyip sık dokuyup. Ya bazen böyle şey yani çok arkadaşımız video çekiyor. Böyle kimseye benim böyle bir polemikle benim şeyim yok ama hem bilmeden ona dikkat etmeden yanlış videolarla kimsenin hayatına çok müdahale etmek istemiyorum. Ben yapmak istemiyorum onu. O yüzden de mavi boncuk dağıtmadan çok hassas olmaya çalışıyorum. 300-400 videodur bu böyle. Sizi de evime kadar girsem bile, bana çok detaylı sorular sorsam bile nasıl cevap verdiğimi biliyorsun. Yani hiç etkilemek istemiyorum. Olumsuzlukları da böyle göstererek, yani onları da anlatarak. Evet. Benim oradaki şeyim şuydu, hani gelmek istedik çünkü çok güzel bir dostluk. Hani bununla daha çok bir arada olmak, işte buradaki Tarık abiler olsun, Aydın abiler olsun, Aydın Ayçekirdeği çiftliği olsun. O dostluğu gördük, o buradaki birlikteliği gördük, o Ege'deyin aslında gücünü gördük. Onu çok sevdiğimiz için de bir taraftan bize burası için mükemmel bir sorduğum soru istek oldu. Oydu. Hani siz neye dikkat ediyorsunuz? Yani dostla ne size bir şeylere fazla para verdettirir? Yani gibi. Evet. Ne sizin daha çok için önemli? Ona dikkat edip ona göre ya hep şunu derler ya, onu söyleriz. Bakalım. Görüştüğünüz 5 kişinin ortalaması kadarsındır. Evet. Diye işte burada o görüştüğümüz 5 kişi çok güzel insanlar olabilir. Eyvallah. Diye düşünüyoruz. Bizi de çok yukarı taşır. Hani biz de elimizden geldiğince o yukarı taşımaya çalışırız. Güzel bir birliktelik olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Bu arada hemen yoklatıyor basketbolcu gibi. Filiz biraz uzakta. Şimdi bebek ses bakalım. Çıkartmasın sizin, diye. Sizin de eve bakalım. Yeri de merak ediyordum ben, Dilara ablanın evini bilmiyordum. Bakalım siz de böyle net görünce fotoğrafı, oradaki durumu net görünce kafanızda daha iyi bir haritalanma olacak. İnşallah. Ben de sizin bu süreçte biraz vaktim var bugün burada. Sağ olsun. Yanınızda olayım. Yani çok destek oluyor, yanımızda oluyor gerçekten. Beraber olalım, gidelim bakalım eve. Teşekkür ederiz bakalım. Evet arkadaşlar, Muğla'yı gerçekten çok sevdik değil mi? Bizim için çok keyifliydi. Murat da sağ olsun yani... Çok güzel ağırladı bizi. Zaten bir dostluğumuz vardı. Biz görüşüyorduk bizle röportaj yaptıktan sonra. Düzenli telefon konuşmalarımız vesairemiz vardı. O sıcaklık bizim burada çok hoşumuza gitti. Diğer arkadaşların da keza öyle. Özellikle eksikliğimiz de bu yönde olduğu için bizde uyandırdı his çok daha yoğun. Yani o komşuluk ilişkileri diyoruz hep. O komşuluk ilişkileri, o arkadaşlıklar, o dostluklar gerçekten burada tam istediğimiz gibi onu gördük. Bu yüzden tekrar şu an önümüzde gidiyor. Birlikte Kaan'ın evine bakmaya gidiyoruz. Murat önümüzde. Araçla biz onu takip ediyoruz. Bu videomuzu burada bitireceğiz. Diğer videomuzda Kaan'la birlikte eve bakıyorken olacak ve orada artık Kaan'la son o konuşmaları yapıp kararımızı vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Çünkü bir süredir sürüncemede kaldığımız, belirsiz olduğumuz bir konuda birazdan netleşmiş olacağız. Yani genel itibariyle ben Muğla'ya ilk kez geliyorum ama çok sevdim burayı. Çok sıcak dostluklar olduğunu ve kurabileceğimizi, bunun çok daha derinleşebileceğini gördüm. O da umut veren bir başka konuydu. Evet. Şimdi ev gördükten sonra diğer belirsizliklerimiz de ortadan kaybolacak. Ve bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda da artık netleşmiş olacağız. Evet, bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar diyelim. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Düşecekti. Mia'cığım çekmesin. Mia gel aşkım buraya. Yok düşecek de çiçeklerinizin. Yapıyor yaptırtıyor ya. Mia. Evet akşam burada ağırlandık. Muratcan'ın çok merak edilen salonu ve Mia'nın oynadığı oyuncaklar. Bayağı bir sabah toplamaya çalıştık. Aşağı koyuyorsunuz. Ne yapıyorsun? Sen hala alışamıyor değil mi? Evet. Ne kadar videolar çekerse çeksin. Bir anda sen açıyorsun kamerayı, onu da anlayamıyorum. Aşağıda...
ne söylesin yaparsın. Ne söyleyecekti? Bu da bir şey söylemem lazım. Ya kaldı. Ya şey de işte, Muğla'ya şey taşınıyorsanız yani. Deriz. Şimdi telefonum da var ya, oraya biz telefon numarası verir. Dünyalar tatlısı Zümra'mız. Zümra için zor anlardı ama çok teşekkür ederiz kendisine. Ya kayıtlara geçti mi? Evet, Mia'mız da böyle yerde uyumayı tercih ediyor. Sıcaktan yani diyeceksiniz yerde çocuğu de. Niye yere bırakıyorsunuz? Yatağın üstüne koyuyoruz, tekrar kendisi yere evet. iniyor. Evet, sıcaktan soğuk yer arıyor çocuk. Ama evet. Gece buradaydık, burası meşhur balkonumuz. Şöyle güzel burada, manzaramız var, hava çok güzel. Akşam güzel sohbetimizi burada yaptık. Evet, akşam güzel sohbetimizi burada yaptık. Evet. Çok güzel bir balkonları var. Oturduk, muhabbet ettik. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Yani hiç hatta, o şeyi yaşamadık diye. Değil mi? Hani böyle insan yabancılık çeker. İlk kez kalıyormuş gibi hiç hissetmedim gerçekten. Gayet fark etmişsinizdir gayet. Sağ olsunlar. Yani, sağ olsunlar. Evimizde gibi hissettirdiler. İnşallah biz de bekliyoruz. İnşallah aynen. Daha sık görüşmeyi zaten i̇nşallah. Arzuluyoruz. Aynen. Evet Filiz, sen bir şey söyle oradan çıkalım. Neyse öyle söylediğince direkt konuşamıyorum ben.